Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde ilginç bir şekilde hem Karadeniz semalarında hem de Akdeniz semalarında çok sayıda elektronik karıştırma uçağı, istihbarat uçağı veya deniz karakol uçağı uçmakta. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin buraya kıyısı olan İsrail'in veya Yunanistan'ın, Rusya'nın Karadeniz'de bunların dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın hava araçları bölgede yoğun olarak uçuyor. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir konu denk geldi. Bunlardan birincisi Karadeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemimize, bir de Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Oruç Reis gemisinin üzerinde enteresan elektronik karıştırma uçakları veya insansız hava araçları belirdi. Gelin isterseniz bu videomuzda biraz bu uçaklara, ihalara bakalım neler var bölgede, niye uçuyorlar bizim sondaj gemilerin üzerinde. Gelin. Bu konuyu birlikte detaylıca araştıralım. Türkiye son dönemde gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de doğal kaynak arayışlarını aldığı yeni nesil sondaj ve arama gemileriyle sürdürüyor. Bazen sonuç çıkıyor veya bunlar çok uzun vadeli çalışmalar. Denizlerin mavi vatan sınırlarındaki doğal kaynaklara sahip olmak için çok ciddi çalışmalar var. Ve bu çalışmalarda bir bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında bir kriz çıkıyor. Bu krizde de Yunanistan'ın arkasında bir bakıyorsunuz Fransa var, bir bakıyorsunuz Mısır var, bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri var. Gerçekten çok karışık durumlar var. Bir tarafta da Karadeniz'de Türkiye'nin çalışmaları var. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de sondaj ve arama çalışmaları yapan Fatih gemimizin üzerinde İngiltere'ye ait Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Sentinel R1 tipi sinyal istihbarat uçağı uçtu. Bu uçak enteresan bir şekilde Kıbrıs'ta Rum kesiminde bulunan İngiliz üstünden havalandı. Doğu Akdeniz Ege rotasını izledi. Türk hava sahasına girmeden önce Yunanistan'ın kuzeyi, arkasından Bulgaristan, daha sonra da doğuya doğru dönerek Karadeniz üzerine çıktı. Uçağın ilk uçtuğu bölge Karadeniz'de Ukrayna kıyılarıydı. Biraz da Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yakınlarında uçtu. Buralarda sinyal istihbaratı yaptı. Arkasında uçak güneye döndü ve bizim Fatih Sondaj gemisinin bulunduğu bölge üzerinde epey bir turladı. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Daha sonra da görevini tamamladı. Uçak yine aynı rotayı izleyerek Türk hava sahasına girmeden e, Güney Kıbrıs'ta Rum kesiminde bulunan İngiliz hava üssüne teker koydu. Şimdi Sentinel R1 uçaklarına şöyle bir baktığımız zaman İngiltere 1990'lı yıllarda bu projeyi başlatmıştı ama soğuk savaş sonrasındaki gevşemeyle ve savunma projelerinin bütçelerinin kısılmasıyla birlikte bu programın hayata geçirilebilmesi 2000'li yıllardan sonra gerçekleşti. İngiltere'de Raytheon'la Amerikan Raytheon şirketiyle bir çalışma yaptı ve Kanadalı Bombardier şirketinin imalatı olan uzun menzilli işleti Global Express alındı. Bu uçaklardan toplam 5 adet satın alındı ve uçağın gövde altına büyük bir radar konuldu. Bu radar sentetik açıklık radarı yani SAR. Bu radarın özelliği her türlü hava şartında yerdeki hareketleri takip edebilmesi, adeta fotoğraf gibi detayı verebilmesi. Bu radar aynı zamanda hareketli hedefleri de takip edebiliyor. Yani e, kara araçlarının hareketleri olabilir, deniz üzerindeki gemilerin hareketleri olabilir. Ve bu tüm aldığı bilgiyi de gövde üzerinde bulunan özel SAT komanteni ile komuta kontrol merkezine gönderiyor. Ve aynı zamanda tabi bu bölgeyi radar olarak tararken uçak aynı zamanda çok ciddi bir sinyal istihbaratı yapıyor. Bölgedeki telsiz konuşmalarını dinliyor, radarların frekanslarını tespit etmeye çalışıyor. Bölgedeki tüm elektronik hareketliliği takip eden bir uçak bu. Ve gerçekten de gemimizin üzerinde uçması da manidar. Geçtiğimiz hafta meydana gelen bu olayın arkasından bir hafta önce de uçak aynı rotada uçmuştu. Yani birer hafta arayla belki de bölgeyi çok iyi takip etmeye çalışıyor İngilizler. Buradaki gelişmelere bakmaya çalışıyorlar ama gerçekten bu takip çok enteresan. Türkiye Navtex ilan ettiği zaman Navtex tabii ki deniz üzerindeki bölgeler notamlanıyor diyelim işaretleniyor ve bu bölgelerle ilgili çalışmaların yapılacağı bilgisini paylaşıyor ama tabii havada notam ilan edemiyorsunuz o bölge çok büyük bir alan. Ee, sadece siz denizcilere uyarı gönderiyorsunuz bu bölgeyle ilgili olarak. Sentinel R1'de 5 kişilik uçuş ekibi var. Bu uçuş ekibi 2 pilot uçuşu gerçekleştiriyor. E, kokpitte sağ tarafta daha kıdemsiz bir pilot oturuyor. Sol tarafta ise daha tecrübeli bir pilot oturuyor. E, uçak sivil bir uçak ama tabii ki prosedürler askeri bir prosedürler. İç taraftaki kabinde o radar görüntülerinin kıymetlendirildiği, bu tabii bir tabir askeri bir tabir, radar ekranları yer alıyor. Takip için iki görüntü uzmanı, olarak adlandırıyor bu e, görevliler. Ya istihbarat elemanı oluyor ya da askeri personel ama bu görüntüleri değerlendirebilecek, istihbaratı açıdan karar verebilecek eğitimlere sahip iki operatör var. Ve tabii ki bu operatörü kontrol eden de bir e, görev komutanı da kabinde görev yapıyor. Yani uçak toplam 5 kişiyle havalanıyor. 9 saat havada kalabiliyor bu uçak ve çok yüksek irtifadan uçuyor. E, görevlerde genellikle 40 bin fit irtifa planlanıyor. Uçağın özellikle yüksek irtifaya çıkmasının amacı bölgeyi, geniş bir bölgeyi taramak. Çünkü radarda ne kadar yüksekte olursanız tarayacağınız alanın genişliği de o kadar artıyor. Geniş alanı taradığınız zaman uçtuğunuz bölgede çok daha geniş bir alanda belirli bir noktaya ya odaklanıyorsunuz ya da genel olarak bakıyorsunuz. Alan verileri değerlendiriyorsunuz. Bu açıdan da önemli bir özelliğe sahip. Buradan da şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. E, bu konsept giderek e, dünyadaki hava kuvvetleri arasında giderek kullanılmaya başladı. İngiltere bu sistemin ilk kullanıcılarından biriydi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine yine Global Express'ler aldı. Antenli olan versiyonu var, gövde altında büyük anten taşıyan veya bu antene sahip olmayan modeller de var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yoğun olarak kullanıyor. Hatta e, geçtiğimiz aylarda da bu uçaklardan bir tanesi Afganistan'da düşmüştü. E, bu konuyla da ilgili epey bir ilginç bir kaza ama bu kazanın henüz daha Amerika'da raporu açıklanmış değil. Benzer bir uçak sistemi de Türk Hava Kuvvetleri'nin gündeminde Türkiye'de de bu uçağı hava-soş sistemi olarak adlandırılıyor bu uçak. 4 adet Global Express'in Global 6000 tipi modeli Bombardier'den satın alındı. Bu uçaklar Ankara'ya Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne getirdi. TUSAŞ ve ASELSAN'ın birlikte gerçekleştirdiği projeyle birlikte bu uçaklar e, modifiye ediliyor. Radar ve özel sistemler takılacak. Elektronik dinleme ve sinyal istihbaratı açısından Türk Hava Kuvvetleri de 2023 yılı itibariyle bu uçaklara Kavuşmuş olacak ama sonuçta bu uçaklar stratejik öneme sahip gerçekten çok önemli uçaklar. Bir bakıyorsunuz işte bu uçak gemimiz üzerinde uçuyor veya bazen bu uçağın e, çağrı işaretini Libya açıklarında da görebiliyoruz. O bölgede de İngilizler yoğun olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de de ikinci gemimiz Oruç Reis. Oruç Reis e, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından deniz üzerinde ciddi olarak korunuyor ve tabii ki tepesinde de gökyüzünde de Türk Hava Kuvvetleri'nin şemsiyesi var. Doğu Akdeniz'de yapılan bu çalışmalarda E-7T Barış Kartalı uçağımızda bölgeyi gelebilecek hava hedeflerini sürekli bölgede tarıyor. Ve herhangi bir durumda da müdahale hazır bir şekilde yerde F-16 uçaklarımız bekliyor. Oruç Reis'in üzerinde de aynı Karadeniz'de Fatih gemisine yaşandığı gibi benzer bir olay meydana geldi. İtalya'dan kalkan, Sigonella üstünden kalkan, NATO'ya ait RQ4 Global Hawk tipi insansız hava aracı sistemi geçtiğimiz günlerde geldi ve uzun süre Oruç Reis gemisi üzerinde uçtu. Şimdi Sentinel R1 insanlı bir uçak, RQ4 Global Hawk ise daha önceden de sizlere videolarını yapmıştık. Gerçekten dünyanın şu andaki en pahalı insansız hava aracı sistemi. birçok elektronik dinleme aletine, özel radarlara ve çeşitli elektronik sistemlere sahip bu İHA sistemi çok yüksekten uçabiliyor. 60 bin fit yani yaklaşık 20 bin metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Ve bu irtifadan bölgede sinyal istihbaratı yapıyor, keşif yapıyor, görüntüler alıyor. Ve bunu sahip olduğu o sat komanteniyle e, ana kumanda merkezine iletiyor. 32 saat havada kalabilen jet motorlu bir insansız hava aracı sistemi. Amerika açısından çok kritik bir İHA sistemi bu. Northrop Grumman tarafından yapılmış. Amerika'nın dışında Avustralya ve Güney Kore'nin de bu sistemle ilgili bağlantıları var ve Amerika gerçekten çok az ülkeye bu uçak sistemini, bu İHA sistemini satmış durumda. Onlardan bir kullanıcı da NATO oldu. NATO'da RQ-4'ler ortak olarak kullanılıyor. Ortak üye ülkelerin istihbarat çalışmaları için kullanıyor. Benzer bir sistem biliyorsunuz NATO'da e, E-3 Sentry AWACS uçakları var. Erken uyarı uçakları. Bu uçakların da maliyetleri üye ülkeler tarafından paylaşılıyor ve NATO üyesi ülkelere e, istihbarat sağlayan, görüntü sağlayan erken uyarı gerçekleştiren uçaklar. RQ-4'ler benzer görevlerde uçuyor. RQ-4 İtalya'da Sicilya yakınlarında ki üste konuşlandırılmış durumda. Toplam 4 adet RQ-4 var. RQ-4 kalkıp bizim Oruç Reis gemisinin üzerine gelip de uçması gerçekten çok enteresan. Günümüz dünyasında stratejik uçakların önemi çok büyük. Bu elektronik karıştırma uçakları, sinyal istihbaratı yapan bu tür uçaklar giderek daha fazla önem öneme sahip durumdalar. Eskiden sadece örneğin deniz karakol uçağı dendiği zaman içinde bir görevli dürbünle neler oluyor, neler bitiyor buna bakardı veya çok basit sinyal kestirmeleri yaparken günümüzde yeni nesil Deniz karakol uçakları, elektronik karıştırma uçakları, sinyal istihbaratı yapan uçaklar e, çok önemli görevlere imza atabiliyor. Sadece bunlar tabii savaş amaçlı da değil. Örneğin Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bu anlattığımız Sentinel-R1 uçağı e, Afrika'daki çok önemli bir operasyonda kullanılmıştı. Nijerya'da Boko Haram Örgütü 233 genç kızı kaçırmıştı ve bu çocukların bulunması için bölgede Sentinel Ray 1 çok ciddi bir şekilde uçuşlara katıldı. Epey uzun zaman uçtu bu bölgede ve bu çocukların bulunmasında işte araçların takip edilmesi, giriş çıkışlar, çocukların tutulduğu bölgeler gibi gerçekten çok önemli istihbarat bilgilerinin paylaşılmasında sağlamıştı. Çünkü videomuzda belki fark ettiniz ellerimi kullanabiliyorum. Elimde bir mikrofon yok ve yaka mikrofonunu kullanıyorum. Bu yaka mikrofonu sizlerin katkıları sayesinde tekrar faal hale getirdi. Uzun zamandan beri bir arızası nedeniyle kullanamıyordum ben bunu ve çıkan fatura oldukça yüksekti benim için. Sıfırını zaten almak bu e, doların euronun durumuyla gerçekten giderek imkansız hale gelirken sizlerin katıl tuşuna basmanızla gelen paralar sayesinde bu yaka mikrofonu faal hale getirildi ve arkasından da bu videoyu bununla çekiyorum. Amacım sizlerin katkılarıyla bu oluşan parayla çektiğimiz videoların kalitelerini daha biraz daha yukarı çekebilmek, sizlere teknik anlamda olsun, daha keyifli videolar yapabilmek buna da destek olduğunuz için çok teşekkürler. Katıl tuşuyla bizleri desteklemeye devam edebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Gerçekten sitemiz son zamanlarda okunurluk oranlarında da çok ciddi artış var. Daha detaylı şeyler, özel haberlere doğru yönlenmiş durumdayız. Sizlere de okudunuz ve takip ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bize soru sormak isterseniz, mesaj yollamak isterseniz, işbirliği yapmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresiyle temas kurabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.